Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. Full Tekrar Kampı'nda Sözcük Türleri 2 videosuyla karşınızdayım. Bu videoda zarfı göreceğiz, edat, bağlaç, ünlemi göreceğiz ve süpersin hocam, eylemi göreceğiz, eylemi. Baba konulardan bir tanesini göreceğiz. Hiç lafı uzatmayayım çünkü video oldukça uzun olacak. Hemen başlayalım arkadaşlar. Zarf diyeceğiz, diğer adıyla belirteç diyeceğiz. İkinci adlar, diğer adlar önem taşıyor. Düşünsenize, zarf tümleci yerine sınavda belirteç tümleci dediğini değil mi? Büyük ters köşe olabiliriz, Allah göstermesin. Doğal olarak ikinci adlara dikkat. Zarf dedik, belirteç dedik ama nedir belirteç, nedir zarf? Haydi başlayalım. Her şeyden önce zarf dediğimiz zaman daha çok eylemle işimizin olacağını unutmayınız arkadaşlar. %99 eylem. Tamam, zarf eşittir eylemle işimizin olması. Bu kadar net. Onun dışında zarflar eylemsili, sıfatla, zarflarla yani kendi türünden sözcüklerle de ilişkili olabilir. Mesela az koştu diyor. Nasıl koştu? Ne kadar koştu daha hoş olur. Ne kadar koştu? Az koştu. Bir zarf örneği değil mi? Gayet net. Problem yok. Peki koştuya bakın dikkat. Ne kadar koştu? Az koştu. Yine bir zarf. Ne kadar az? Çok az. Ha, çok da zarf. Şimdi arkadaşlar bakın, az önce eyleme sormuştum nasıl sorusunu, değil mi? Ne kadar sorusunu, az diye bana cevap vermişti. Yani eyleme sorduğum sorunun cevabı zarf. Buraya kadar her şey yolunda. Bakın dikkat, eyleme yine ne kadar diye soruyorum. Ne kadar koştu? Az koştu. Buradaki az yine zarf. Bu sefer zarfa soru soruyorum, bakın dikkat. Ne kadar az? Çok az. Çok da zarf. Yani eyleme sorunca da zarf alıyoruz. Zarfa sorunca da zarf alıyoruz. Az koşarak, bakın dikkat, arak erek eylemsi, ne kadar koşarak, az koşarak. Bu sefer de eylemsiye sordum. Sorumun cevabı yine zarf oldu. En az sayı ifadesine bakalım. Sayı kelimesi isim tabii ki, değil mi? Nasıl sayı? Az sayı. Ne kadar sayı? Az sayı. Burada bir belgisiz sıfat var. Yani şuradaki az sıfattır arkadaşlar. Sıfatın, belgisiz sıfatın biliyorsunuz tam bir sorusu yok. Ne kadar olabilir, hangi olabilir, kaç olabilir, değişebilir. Şimdi ne kadar az, en az, işte bu sorunun cevabı da zarftır. Yani hocam bakın dikkat. Eyleme sordum, zarfı aldım. Eylemsiye sordum, burada zarfı aldım. Bakın zarfa sordum, yine zarfı aldım cevap olarak. Sıfatı sordum, yine zarf. Yani adeta zarfın tanımını burada tablolaştırmış olduk arkadaşlar. Ama işimizin daha çok eylemlerle olacağını hatırlatmakla tekrar tekrar fayda var ki işimiz kolay olsun. Evet, durum zarfıyla başlayalım arkadaşlar. Durum zarfı nedir, ne değildir? Şimdi onu konuşacağız. Durum zarfı dediğimiz şey arkadaşlar, aman dikkat, eyleme sorduğumuz daha çok nasıl sorusunun cevabıdır. Bakın eyleme nasıl diye sorarsanız birazdan göreceğiz. Zarfı isme nasıl diye sorarsanız sıfatı alırsınız. Takdimimiz hemen birazdan tekrar edecek. Bakın ne diyor. Sınav yaklaştıkça o da harıl harıl çalışıyordu diyor. Çalışıyordu. Nasıl çalışıyordu? Harıl harıl. Bir durum zarfı değil mi? Net. Konuşmanın en uzayan yerinde sessizce oradan ayrıldı. Nasıl ayrıldı hocam? Sessizce. Net bir durum zarfı. Sevinçle boynuna atıldı. Boynuna atıldı. Nasıl boynuna atıldı? Sevinçle. Net bir durum zarfı. Herkes konuşurken o suskunca oturuyordu. Nasıl oturuyordu? Suskunca. Net bir durum zarfı. İşte eylemi bulacağız. Eyleme nasıl diye soracağız. O da bize durum zarfını verecek. Tamam, buraya kadar problemimiz yok. Hemen taktiğimizi bir hatırlatalım arkadaşlar. İsme nasıl diye sorduğumuz zaman aldığımız cevabın sıfat olduğunu, eyleme nasıl diye sorduğumuz zaman aldığımız cevabın zarf olduğunu tekrar tekrar vurgulamış olalım. Gel isterseniz zarf türlerine devam edelim. Yer yön zarfı diyeceğiz. Yer yön zarfı aslında her ne kadar biz nereye diye sorsak da günlük hayatta, nere sorusunun cevabıdır değil mi? Haydi yaslan arkaya be hocam. Bir hakkını verelim lütfen. Nere sorusunun cevabı. Bina sakinleri aşağı iniyordu. Bakın nereye iniyordu? Günlük hayatta nere diye bir soru yok arkadaşlar. Yani nereye gidersin falan, mümkün değil, imkansız. Böyle bir soru tarzı yok. Nerede olursan ol, nerede konuşsan konuş, nereye gidersin, nere bilmem nesin falan, böyle bir soru tarzı yok. Nereye diye sorarız. Doğrusu budur. Ama burada bakın dikkat, her ne kadar nereye iniyordu? Aşağı. Yani nereye diye sorsak da aşağıya gibi bir cevap almıyoruz. Eksiz hallerini yer yön zarfı kabul ediyoruz değil mi? Kimse yukarı çıkmadı. Nereye çıkmadı? Yukarı. Bakın dikkat. Arabanı ileriye çek demişti. Nereye? İleriye. Bakın yukarıdaki aşağı ve yukarı sözcükleri yer yön zarfı olurken, üçüncü örneğimizdeki ileri sözcüğü dikkat, yer yön zarfı değildir. Çünkü yönelme haleki almıştır. Artık isim olmuştur, isim. Ben buna isim diyeceğim arkadaşlar. Aman dikkat, gözden kaçmasın. Tamam, bu ayrıntı çok önemli. Ek almazsa yer yön zarfıdır. Gelin bunu da isterseniz hatırlatalım. Bu sözlerimi sık sık yazılı olarak aktaracağım ki iyice akıllarda yer etsin. Bakın dikkat. Yer yön zarfları ileri, geri, öte, beri, aşağı, yukarı, içeri, dışarı gibi sözcüklerdir. Ve bu sözcükler asla ek almayacaklardır.
Ek aldıkları an isimleşirler, zarf olmaktan çıkarlar. Tamam, buraya kadar her şey yolunda. Haydi zarf türleri her şeyle eksiksiz devam etsin. Miktar zarfı, diğer adıyla ölçü zarfı, bir başka adıyla azlık çokluk zarfı. Bu sefer de ne kadar diye soracağız. En zor soruyu gösterince sustu diyor, dikkat. Ne zaman? En zor soruyu gösterince. Aslında burada tamamıyla bir zaman zarfı var da neyse, birazdan göreceğiz. Zor sorudaki zor sıfat ne kadar zor? En zor. İşte miktar zarfı burada en olarak karşımıza gelecek. Birazdan yine not olarak göreceğiz ama vurgulamakta fayda var arkadaşlar. En sözcü, en üstünlük zarfıdır. Aman dikkat, cebinizde kalsın. Buraya kadar da her şey yolunda. Bu sınav için epey uğraşmıştı. Ne kadar uğraşmıştı? Epey, burada ne kadar ifadesine, sorusuna cevabı epey ile verdik. Miktar zarfı fazlaca konuşması oradakileri bunalttı diyor. Ne kadar konuşması? Fazlaca. Bakın, konuşması ifadesi burada konuşma, yani eylemsiye soru sormuşuz. Yine aldığımız cevabın zarf olduğunu görmüşüz arkadaşlar. Buraya kadar sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Güzel gidiyoruz. Zarfın hakkını verelim, sonra edat bağlayıcına ve eyleme doğru yürüyeceğiz. Miktar zarfı da tamamdır arkadaşlar. Sorusunu ve en sağlam örneklerini sizlere aktarmış olduk. Evet, taktiğimiz gelsin. Çok önemli bir dikkatimiz gelsin. En kelimesine en üstünlük zarfı diyorlar. Aman dikkat, buna derecelendirme zarfı da diyorlar. Tamam. Bunu ben şöyle bir yazayım. Derecelendirme zarfı da yine arkadaşlar lütfen dikkat. En sözcüğü için doğru bir ifadedir şıklarda görürseniz. Tamam, derecelendirme zarfı. Daha üstünlük zarfı. Evet ve hayır için yanıt zarfı. İşte sözcüğü için gösterme zarfı. Mutlaka, kesinlikle gibi ifade içinse kesinlik zarfı gibi şeyler söyleniyor ama ben bu ayrıntının hiç lazım olacağını düşünmüyorum. Sadece burada en kelimesini almanızda fayda var. Diğer sözcükleri çok fazla tercih etmiyorlar çünkü. Peki geldik zaman zarfına. Ne zaman sorusunun cevabı olacak? Soruyu nereye soracağız hocam? Yine daha çok eyleme soracağız. Okumayı genellikle yatarken yapardı. Ne zaman yapardı? Yatarken, değil mi? Çok net bir zaman zarfı. Sabah saatlerinde dışarı çıktı. Ne zaman dışarı çıktı? Sabah saatlerinde. Çok net bir zaman zarfı. Okula gideceği zaman bunu yapardı. Ne zaman yapardı? Okula gideceği zaman. Çok net bir zaman zarfı. Onu dinlediğimde düşünmüştüm diyor. Ne zaman düşünmüştüm? Onu dinlediğimde. Çok net bir zaman zarfı. Buraya kadar her şey yolunda ama geniş taktiğimizi bir hatırlatalım. Şimdi ne diyor? Sabah şiirlerinin ana zamanıdır. Yani şiirlerinde ana zaman olarak, esas zaman olarak sabahı tercih ediyor. Buradaki sabah zaman ifade etmez. Yani bu cümlenin eyleminin zamanı falan değil. Cümlede eylem bile yok bir kere. Burada isim olarak kullanılmış. Haydi uyuma, dalıyorsun. Burada bir kendine gel. Şiirlerini sabah yazardı. Hah, şimdi oldu. Yazardı diyor. Yazma eylemini ne zaman yapardı? Sabah. Şimdi oldu işte. Cümledeki eylemin zamanıdır. O yüzden buradaki sabah zarftır. Ama ilk örneğimizde isim olarak kullanılmıştır. Yine bir zaman dilimidir aslında sabah orada ama bu cümledeki herhangi bir eylemin zamanı değildir. Tamam. Aman dikkat arkadaşlar, çok önemlidir. Gördüğümüz bütün sabahlara, akşamlara, öğlenlere vesairelere düşmemekte fayda var. Aslında bu not bize onu hatırlatıyor. Aman dikkat arkadaşlar, tamam. Lütfen dikkat. Peki, soru zarfıyla birlikte yavaş yavaş zarfa son vereceğiz ama sen bir çayını ufak ufak yudumlan. Sabah sabah şöyle tütün bir dumanı. Yoksa da çay gitti, videoyu durdur hocam. İzlersin. Kettle'da hemen çıt diye suyunu kaynat hocam. At sallamayı, videoyu mutlaka öyle izle, için rahat etsin. Soru zarfı, haydi bismillah. Soruya vereceğiniz cevap zarf olmalıdır demiş. Mesela bize ne zaman geleceksin? Yarın geleceğim, evvelsi gün geleceğim, 10 gün sonra, 1 ay sonra, 2 yıl sonra. Yani hocam, soruya vereceğiniz cevap zarf ise o cümlede soru zarfı vardır. Bitti, bu kadar. Neden böyle yaptın? Ha, neden, niçin gibi sorular, niye ya da bu anlamlara gelen ne soruları her türlü zarftır. Bunlara cevap vermenize gerek yok. Tekrar ediyorum. Neden, niçin, niye ve buna benzer bu anlamda kullanılan ne sözcüğü. Hani ne bakıp duruyorsun falan deriz ya, neden bakıyorsun anlamında. İşte bu kullanımların tamamı soru zarfıdır. Cevaba gerek yoktur bunlarda. Burada neden kelimesini direkt yuvarlak içine alabilirsiniz. Ne kadar çalıştın? Çok çalıştım gibi, değil mi? Çok, az vesaire vesaire, bunlar zarftır. Verdiğiniz cevap zarf olduğu için de buradaki ne kadar ifadesi soru zarfıdır. Gayet net hocam. Var mı arkamızda başka bir notumuz? Hemen bir bakalım. Evet, taktiğimiz önemli. Bakın ne diyor? Ne sözcüğü hangi anlamındaysa sıfattır. Ne gün geleceksin? Hangi gün? Soru sıfatıdır. Dikkat. Neden, niçin anlamındaysa zarf. Demiştim ya, ne bakıp duruyorsun? Neden, niçin bakıyorsun? Bunun dışındaki ne kullanımları arkadaşlar soru zamiri yapar. Lütfen cebinizde kalsın. Süper. Bence zarfı bitirdik arkadaşlar her şeyle, değil mi? Zarf türlerinin tamamını konuştuk. Yer, yön zarfı, durum zarfı, zaman zarfı, miktar zarfı, soru zarfı. Her şey konuşuldu. Zarfa hazırız. İşimizin daha çok eylemle olduğunu da tekrar tekrar hatırlatalım. Şöyle ben bir ekrana bir kalkıp bakayım.
Bir daha da her dakika kalkmayayım, ses mes gelmesin. İnşallah diğer videoya koşun şıngır mıngır sesler çıkmıyordur bu sefer. Evet, geldik Edat Bağlaç ünleme arkadaşlar. Bunlar içerisinden Edat tabii ki birinci sırada yer alacak. İlginç kavramıyla da karşılanmış. Aman dikkat, sorulma ihtimali bu üçlüde en yüksek olan başlık. Peki neler hocam Edatlar? Edatlar işte bunlar. Yani hocam tek başlarına anlam taşımayan, cümleye eklendiğinde cümleye değişik anlamlar katan sözcükleri Edat olarak adlandıracağız. İçin, göre, kadar, gibi, den beri, e rağmen, e karşı, e doğru, den başka, den ötürü, edek, den dolayı, yalnız, edeyin, ancak, tek, sadece ve üzere sözcükleri ve buna benzer binlerce edat sayılabilir belki ama bunlar çok lazım. Gelin gibi edatına bakalım arkadaşlar. Çok güzel gideceğiz, çok sağlam gidiyoruz, dikkat. Buz gibi soğuk su içmişti. Şimdi nasıl su hocam? Buz gibi soğuk değil mi? Yani şimdi burada bir bakalım arkadaşlar. Bir sıfat grubunda içerisinde yer almış değil mi arkadaşlar? Buz gibi soğuk. Nasıl su? Buz gibi soğuk su değil mi? Bakın burada bir sıfat grubunun içerisinde yer almış gibi edatı. Yani hangi görevde kullanıldığı veya neyin içerisinde yer aldığı sorulabilir. Bakışları bıçak gibi kesiyordu diyor. Nasıl kesiyordu? Bıçak gibi kesiyordu. Bakın zarf grubunun içerisinde. Onunla konuşacak gibiydi. Gibiydi burada yüklem olmuş değil mi? Ders bittiği gibi çıkmak istedi. Ne zaman ders bittiği gibi biter bitmez. Yine zarf görevli kullanılmış. Senin gibisini bulamazlar. Senin benzerine, sana benzerine değil mi? Burada benzerlik anlamı katmış. Yani gibi edatını görmek marifet değil arkadaşlar. Hocam sen edatı anlattın, gibi geldi yaptım, evet gördüğüm gibi altını çizdim, hayır. ÖSYM artık bunu istemiyor ki, inşallah ister hemen yaparsınız. Yani sorabilir arkadaşlar tek başına da gibinin görevini, yani edatların tek başına hangi gruplar içerisinde, kelime grupları içerisinde yer aldığını sorabilir. Görevini sorabilir. Bu da en tehlikeli hali olur. Yoksa gibi edatını kim göremez ki değil mi? Görür geçersin yani, sıkıntı yok. Taktik, edat buldurmaktan çok hangi görevde oldukları sorulur. Evet, bunu da hatırlatmış olduk arkadaşlar az önce anlatırken. Geldik kadar edatına. Kadar edatı ile ilgili ne hatırlayacağız? Bakın ne diyor? Bir melek kadar iyisin diyor. Meleğe benzer, onun kadar değil mi? Akşama kadar çalıştık. Burada bir zaman ifade ediyor. Dünya kadar insan gelmişti diyor. Dünya kadar insan, dünya kadarı burada sıfat görevinde. Anlamış kadar olduk. Anlamış gibi olduk anlamında. Yani kadar edatı farklı görevlerde, farklı anlamlarda kullanılabiliyormuş. Lütfen hazır olunuz. Buraya kadar da problemimiz yok. Edatlara devam ediyoruz. İçin edatı, çalışmak için gidiyorum. Çalışmak amacıyla, bakın için edatı burada amaç sonuç anlamı katmış. Bunaldığı için dışarı çıkmak istedi. Neden sonuç anlamı katmış hocam? Amaç sonuç, neden sonuç, nasıl ayırıyorduk? Bakın dikkat. Çalışmak için gidiyorum. Gidiyor mu? Evet, çalışmış mı bilmiyoruz. Eksi artıysa amaç sonuçtur. Ama bunaldığı için dışarı çıkmak istedi. Dışarı çıkmak istemiş mi? Evet. Bunalmış mı? Evet. Yani hocam artı artıysa neden sonuç, eksi artıysa amaç sonuç. Eylemlerden biri gerçekleşmiş, biri net değilse ona amaç sonuç diyoruz. Her ikisi de gerçekleşmişse neden sonuç diyoruz. Senin için sorun yok tabii diyor. Sana göre sorun yok tabii. Bu kitaplar için ne kadar verdin? Bu kitaplara karşılık demek istemiş. Doğal olarak için edatı da farklı anlamlarda karşımıza gelebiliyormuş. Aman dikkat arkadaşlar. Tamam. Devam. Dikkat demişiz. Ya bu Allah aşkına, bu ile başımıza bela olmasın Allah'ını seversen. Bak şimdi. Ben biliyorsunuz arkadaşlar Türk Dil Kurumu'nu çok sıkı takip ediyorum ama her gün, yani her gün her sayfayı satır satır okuyarak takip ediyorum. Canavar gibi yakaladığım an ufacık bir harf değişikliğini çat diye yayınlıyorum. Şimdi ile ile ilgili sadece bağlaç olduğu bilgisi geldi arkadaşlar Türk Dil Kurumu'ndan. Ben de hemen ile artık sadece bağlaçtır diye videosunu çektim. Bir ya da iki hafta, fazla değil, belki bir hafta sonra bir baktım hocam ile artık eskiye dönmüş. Yani tekrar bir değişiklik olmuş. Bir video daha attım. Tabii o ilk videoyu, ikinci videoyu daha doğrusu ikinci attım, izlemeyenler hocam ile bağlaç değil mi hala falan diye tabii ki dönüşler yaptılar. Ama o ikinci video ve yani son videosu, güncel videosu şu hocam ile ile ilgili. İle yerine V koyabiliyorsak, getirebiliyorsak bağlaç, gelmiyorsa edattır. Yani 100 yıl önceki bilgi hala geçerli. Artık eski bilgiye dönmüş olduk. Kesin arkadaşlar, Allah var, ben bu notu hazırlarken daha, yani notun öncesinde 2-3 dakika öncesinde bir daha Türk Dil Kurumu'nun arama butonuna arkadaşlar, arama motoruna ile yazdım ve tekrar baktım. Tamam, içiniz çok rahat olsun. Mesela ablasıyla gelmesi bizi şaşırttı. İle yerine V koyuyorum. Ablası ve gelmesi olmuyor. O yüzden ilk cümlede edat olarak kullanılmış. Bakın ikinci cümle. Annesiyle ablasını çağırmadı diyor. İle'nin yerine V koyuyorum. Annesi ve ablasını, ha oluyor. O zaman buradaki ile bağlaştır. Bu.
Ona merhametle yaklaştı. İle burada yine merhamet ve diyemeyeceğimize göre edattır. Var mı problem? Bence yok. İle ile ilgili son bilgi budur. İçimiz artık çok rahat olsun. Tamam. Aman dikkat. Gelsin taktiğimiz hocam. Edat cümleden çıkarsa cümle anlamsızlaşır. Bunu lütfen unutmayın. Bağlaçlarda çok nadirdir bu. Alakasız bağlaçlarda olabilir belki ama çok nadir görülür. Ama edatlarda bu vardır. Mesela onun gibi çalışkan birini görmedim. Çıkardığım zaman onun çalışkan birini görmediğim gibi bir durum var. Yani edatlar lazımdır, gereklidir. Anlamsal katkıları vardır. Benzerlik, şu bu neyse, tamam, burada olduğu gibi. Doğal olarak gibi veya başka bir edat fark etmez. Çıkarsa cümlenin anlamsızlaştığını unutmayınız, olur mu? Haydi şu sayfayı bir değiştirebilirsem harika olacak. Bağlaç, süpersin hocam. Her ayrıntısıyla, en ince detayına kadar. Gelin isterseniz bağlacın da hakkını verelim. Ne diyor bağlaçta? Şimdi bağlaçta edata çok benzer arkadaşlar. Tek başına anlam ifade etmez, değil mi? Tek başına anlamları yoktur. Ama cümleye geldiklerinde de anlamdan ziyade işte bağlama, sıralama vesaire görevlerinde kullanılırlar. Dikkat. Hemen birkaç klişe bağlaç sayayım sizlere. Ama, fakat, ve, ile, oysa, ki, de, çünkü, zira, madem ki, yahut, veyahut, eğer, yoksa, veya, ya da, veya saymış mıydım? Yok saymamışım. Nitekim, kısacası, bakın, öyleyse, hatta, ayrıca, hem, ne, ya, değil mi? Dahi, yalnız, lakin, ise, açıkçası gibi çok farklı bağlaçlar var. Bunların en fazla 3-5 tanesini kullanıyoruz. Gelin bağlaçların örneklerini görelim. Ne diyor? İsteklerini ve gördüklerini yazdı. Şimdi burada ve bağlacı isteklerini, gördüklerini, duyduklarını vesaire vesaire. Yani sıralama göreviyle kullanılmış. Tamam. Aman dikkat. Ya beni de götür ya sen de gitme diyor. Eşdeğerlik anlamı. Yani ya onu yapacaksın ya bunu yapacaksın. Eşdeğer benim için diyor. Ya bunu yap ya bunu yap. İkisi de benim için olur. Aman dikkat. Yani eşdeğer diyor iki durumda benim için. Kamerada mikrofonda alacağım diyor. Eşdeğerlik yine tercihi. Çok çalışmadı ama başarılı oldu. Çok çalışmamasına rağmen burada bir karşıtlık anlamı hissediyoruz. Kısacası bu olayın da sonuna geldik diyor. Özetleme bu olayın da kısacası değil mi? Özetleme durumu var. Bu soruyu o da yapamazdı. O bile yapamazdı diyor. Kısacası arkadaşlar edatlarla daha doğrusu bağlaçlarla ilgili bir soru gelirse bağlaçların sıralama anlamı katacağını, daha doğrusu sıralama göreviyle kullanılacağını, eşdeğerlik anlamı katacağını, karşıtlık anlamı katacağını ve bunların 10 katı hocam. Onlarca anlam içerisinde görevinde kullanılacağını unutmayınız. Sadece ve bağlacını görmeniz yetmeyecek. Sadece amayı görmeniz yetmeyecek, haberiniz olsun gelirse. Ben yine de bu üçlüde tabii ki edattayım yani sorulursa. Ki bağlacına bakalım. Ayrı yazılacağını çok iyi biliyoruz. Yeter ki, kaldı ki, ola ki, ne var ki gibi örneklerde ayrı yazılan bağlaçlar gözümüze çarpıyor ki bağlacı. Birleşik olanlar var. Onun da şifresinin son bahçemi olduğunu biliyoruz. Yine hatırlatalım. Sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, meğer ki ve illaki diyeceğiz. Cebimizde burada illaki özellikle kalsın. Belki özellikle kalsın. Tehlikeli olabilir. Oysa ki yani bir iki tanesini özellikle unutmamanızda büyük fayda var. İse bağlacına bakalım. Çok artistik bir not arkadaşlar. Çok değer verdiğim bir not. Çok lazım bir not. Şart anlamı katmıyorsa bağlaştır arkadaşlar. Şart anlamı katıyorsa zaten şart gibi deyip geçiyoruz. Mesela gerçekten istemişse başarılı olur. Bakın dikkat. Burada sase şart anlamında da şart gibidir. Yani bağlaç değildir ama yağış başladı, ev ise çok yakında. Evse, ha burada şart anlamından çıkmış, bağlaç olarak kullanılmış. Bence çok artistik bir bilgi, çok farklı bir bilgi. Hani Allah göstermesin, sınavda gelirse fena ters köşe olabiliriz. D bağlacı, şu dakikadan sonra olmayız da. D bağlacı, D dağının üzerine bir tane daha D'ye getiriyoruz arkadaşlar. Oluyorsa bitişik, olmuyorsa ayrı. Ne demek hocam? Gelin bakalım. Ankara'da da sevdiğim yerlerdendir. Bu ne demek Ankara'da da? Yani dağın üzerine bir dağ diye daha getirdim. Olmuyor. O zaman ayrı yazıyorum. Ankara'da. Bakın ayrı yazdım. Bugün Ankara'da da kalacağım. Yani orada, burada, şurada kaldığım. Bugün Ankara'da da kalacağım. Bu dağ D'nin üzerine bir dağ D daha geliyor. O zaman bitişik yazılacak. Burada da zaten bitişik yazılmış. Kesme işaretinin kullanılması ayrı olduğu anlamına gelmez tabii. Bitişik yazılmış. Özel isme geldiği için kesme kullanıyoruz. Dağ D'nin üzerine bir tane daha dağ D'ye getiriyoruz. Çıkarıp bakanlar da olabilir. Yani kapatıp okuyorum hocam. O da yanlış değildir. Saygı duyuyoruz. Geldik ünleme. Ey diyeceğiz. Aa diyeceğiz. Tüh diyeceğiz. Eyvah diyeceğiz. Hey diyeceğiz. Yani kısacası Sesleneceğiz. Duygularımızı, düşüncelerimizi, şunlarımızı, bunlarımızı dile getireceğiz ünlemler sayesinde. Ama şunu bilmenizde fayda var sadece. Ünlemler isimleşebiliyorlar arkadaşlar. Tamam, isme dönüşebiliyorlar. Mesela ağzından çıkan oflar puflar etkili olmadı diyor. Yani buradaki oflar puflar artık duygu belirtmiyor değil mi? Yani o eylemin adı olmuş artık değil mi? O ünlemin artık isimleştiğini görüyoruz burada. Larlar ekiyle genelde bu olur. Çok da önemli değil. Şimdi arkadaşlar,
Edat, Bağdaç, ünleme son verdik. Tamamdır. Zarfa da son verdik. Çok önemli konuları bitirdik. Şimdi sıra geldi eyleme. Tadını çıkara çıkara eylem üzerinden bir gidelim isterseniz. Eylem çok lazım. Arkalara yaslanasın. Az önce söylemiştim, bir 3-5 dakika önce. Çay kahve yoksa hiç devam etmiyoruz. Bir duruyoruz hocam. En kötü su alıyoruz. En kötüsü. Ufak ufak yudumlaya yudumlaya gideceğiz. Tadını çıkara çıkara gideceğiz. Eylemle ilgili neyi konuşacağız? Ek eylem. Eylemde yapı, eylemde çatı, eylemde kip, eylemsi, her şeyini konuşacağız kısacası. Gelin isterseniz en rahatıyla başlayalım. Ek eylemle başlayalım. Eyleme ek eylem başlığıyla soru geleceğini bir söylemiş olalım, hatırlatmış olalım. Ek fiil diyoruz diğer adıyla. Nedir hocam ek eylem, ek fiil? İşte bütün halleriyle karşınızda arkadaşlar. Bakın, ek eylem dediğimiz şey imektir. İmek eylemi, amma, idi, imiş, ise olarak daha çok karşımıza gelir. Tırtıl görüntüsü de vardır, birazdan konuşacağız. Çok nadiren de iken şeklinde karşımıza çıkar. Yani ek eylemi tam 5 farklı şekilde göreceğiz. İdi mesela, kitap idi, kitaptı. İmiş, iyiymiş, iyiymiş. İse, görür ise. Tırtıl gelmiştir, her türlü tırtılı kabul et. Hiç sıkıntı yaşamazsın burada. İken de ise ancak isme gelmesine dikkat etmelisin. Mesela yazarken deseydi, yazarken, buradaki ken zarf fiil olurdu arkadaşlar. Eyleme gelirse ken zarf fiil, isme gelirse oradayken ek eylem kabul edileceğini unutmayınız. Türk Dili Kurumu'nda bu ikenle ilgili not madde var arkadaşlar, oradan bakabilirsiniz. Şimdi ek eylem dediğimiz zaman şu üçünü hatırlatırız değil mi sürekli? Bu üçüdür çünkü ek eylem budur. Daha ötesi yoktur. Ben hani genel tekrarlarda her haliyle anlatayım diye, içiniz rahat etsin diye anlatıyorum. Tırtır var, birazdan konuşacağız. Ek eylemin geniş zamanı diyoruz ya da bildirmek ki çok nadiren de keni göreceksiniz. Tamam, o anlamda gözünüzde büyütmeyiniz. İdi imiş ise olarak bilmeniz dahi yeterli. Peki nasıl buluyoruz? Gelin isterseniz yavaş yavaş ona bakalım. Şimdi idi, imiş ve iseyi açabiliyorsak sözcükte ek eylem vardır diyoruz. Mesela taktı, tak idi. Böyle bir şey olabilir mi? Tak idi olmadığı için burada ek eylem yok. Ama buydu, bu idi, anlattığı buydu, bu idi. Hastaydı, hasta idi, kitapmış, kitap imiş. İdi imiş iseyi sözcükten açarak okuyabiliyorsanız orada ek eylem vardır diyoruz. Bu. Var mı problem? Yok. O zaman geçecek miyiz ek eylem konusunu? Hayır hocam. Bütün ayrıntılarıyla konuşacağız demiştim. Şimdi ek eylemin nasıl bulunacağını söylemiş olduk. Bir de görevlerini sayalım. Ek eylem hangi görevlerde kullanılır? Şimdi iki tane görevi var. Ya isme gelecek yüklem yapacak, ya da fiile gelecek birleşik zaman yapacak. Bunu nerede konuştuk? Daha yakın zamanda sözcükle yapı videosunda değil mi? Kip'te konuştuk herhalde. Hastaymış diyor, bakın dikkat. Hasta imiş, isme gelmiş, yüklem yapmış. Kitaptı, kitap idi, isme gelmiş, yüklem yapmış. Uyuma, hızlandırma burayı. Kaynağıydı, kaynağı idi, isme gelmiş, yüklem yapmış. Defterdi, defter idi, isme gelmiş, yüklem yapmış. Böyle bir görev var. Bir de fiile gelip birleşik zaman yapabiliriz söylemiştik. Yapıyor idi. Şimdiki zamanın hikayesi, bilirmiş, geniş zamanın rivayeti, gülecekse gelecek zamanın şartı, konuşacaktı gelecek zamanın hikayesi değil mi? Aman dikkat arkadaşlar, yapmak, bilmek, gülmek ve konuşmak gibi eylemlere geldiğini görüyoruz. Birleşik zamanı falan bir köşeye bıraktım. Ek eylemin görevi sorulursa arkadaşlar isme mi fiile mi gelip gelmediğini kontrol ederek şıklar arasında sınıflandırma yaparak da cevaba gidebilirsiniz. Tamam, sıkıntı olmasın. Şöyle bir bakayım ekrana tekrar arada bir. Orada da bir problem olmasın. Ek eylemin görevleri tamamdır. Çarpı 2'de izleyenler, sizin için hızlanacağım hemen birazdan. Taktik, yüklemi, isim olan cümlelerde ek eylem var diyoruz. Bakın çok önemli bu. Hala ek eylemdeyiz, dikkat ettiniz mi? Yani en ince ayrıntısına kadar konuşacağız demiştim. Çünkü genel tekrarlarda böyle yüzeysel anlatımları ben hiç sevmiyorum genel tekrarlarda. Dikkat, çok çok önemlidir bu. Burada ayrıntıya girmek, hatırlatmak lazım her şeyi. Çünkü sınava çok az bir zaman kaldı. Öğrenci zaten genel tekrarı bekliyor, bu videoyu bekliyor. Burada da birkaç şeyi elemeye kalkarsak problem olur, oradan soru gelebilir. Yazık olur. Konu anlatımına da çok dönmek istemiyor öğrenci. Doğal olarak burada her şeyi vermek lazım. Aman dikkat. Bakın burada da bu örnekte de bunu söylüyoruz aslında. Yüklemi isimse orada ek eylem kesin vardır. Çok önemli bir detaydır. O buraların en iyi insanı. İnsanıdır demek istiyor şurada. Dırdır olsun değil mi? Aman dikkat. Yani o buraların en iyi insanı cümlesinde ek eylem vardır diyoruz. Tamam, burada bunu söylemeye çalışıyoruz. Bu çok önemli, uyuma. Matematik sevdiğim dersler arasında. Bitti. Cümle bu. Arasındadır demek istiyor ama dememiş. Yani getirebiliriz en azından. Nereden biliyoruz hocam öyle demek istediğini? En azından getirebiliyoruz. Doğal olarak var kabul ediyoruz. Bu iki cümlede de arkadaşlar ek eylem vardır. İsim cümlelerinde ek eylemi kesinlikle kabul ediyoruz. Lütfen unutmayınız, tamam. Yani yarın bir gün şu matematikle başlayan cümleyi 4 numara yapar da Denizli'de 4 numaralı cümlede ek eylem kullanılmıştır derse, ya ne ek eylemi canım, idiymiş ise yok ki
dememelisin. Tamam, getirebiliyorsan vardır. Sadece isim cümlelerine özgü bir özellik cebinizde kalsın. Uyarı geliyor hocam bir de. Tırtır ek eylemi. Bakın ek eylemdeyiz hala, uyuma. Cümleye farklı anlamlar katabilir. Mesela günlerde seni bekliyoruz. Dırdır. Zaman anlamı katmış değil mi buradaki dırdır? Çıkabilirsiniz. Ders bitmiştir. Tırtır. Kesinlik anlamı katmış. KPSS'de sorulmuştu arkadaşlar. Hangisinde bildirme ekim farklı anlamlar katmıştır diye. Tırtır bildirme eki olarak da geçer. Onu da hatırlatacağız. Aman dikkat arkadaşlar. Ne diyor? Uyarı 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 hocam. Ek eylem bitmiyor. Ek eylem olan tırtır ifadesi ek eylemin geniş zamanı olarak da bilinir. Daha de dediğime göre bir şey daha biliniyormuş. Nedir hocam o? O da bildirme demiştim burada anlatacağız diye. Bakın dikkat arkadaşlar. Tırtır eki için şu senin benim hepimizin çok iyi bildiği tırtır eki için gelmiştir, yapmıştır, görmüştür, konuşmuştur. İşte bu ek için bildirme eki de diyoruz. Ek eylemin geniş zamanı da diyoruz. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Tamam. Şu dakika itibariyle ek eylemle ilgili yeryüzünde yazılmış yazılacak bütün bilgileri aktardık sizlere. Farklı örnekler olur. Örnekler artırılır fark etmez. Özü aynı. Tamam. Olay budur. Ek eylem tamamdır. Geldik eylemsiye arkadaşlar. Gelin şu eylemsinin de bir hakkını verelim. Eylemsinin diğer adının fiilimsi olduğunu, bütün eylemsi eklerinin yapım eki olduğunu, yani bütün eylemsilerin o sözcüklerin türemiş sözcük olduğunu tekrar tekrar hatırlatalım. %100 sorulardandır arkadaşlar. Ben buraya bir yüzde vereyim yine. Sonra neden söylemediniz hocam olmasın. Eylemsi fiilimsi %100 sınavda karşımıza gelecek. Tek başına da gelebilir. Şık olarak da ama tek başına gelme ihtimali her sene yüksektir. Yine sorulacaktır. Cebinizde kalsın. Hatta sıfat fiil sorulur. Onu da unutmayız. Evet. Sıfat fiil dediğimiz, ortaç dediğimiz şeyin eklerine bir bakalım. Anası tamamdır. Mezar dikecekmiş değil mi? Acakecek, mışmış, dıktik falan fistan. Bunlar sertleşir. A'lar E olur. I'lar I, I, U, Ü olur. Onlara çok takılmayın. Yani an, en olur. Ası, esi olur. Bir mazmez olur, ar er olur, dık dik duk dük, tık tık tuk tük bunlar olabilir. Acak ecek olabilir, mış mış buş muş olabilir. Lütfen uyuma. İsim fiil yani ad eylem dediğimiz şey ise mayışmak, mame, ış iş ve makmek de karşımıza gelecek. Zarf fiil dediğimiz şey ise Kenyalı Asiye, bakın dikkat, Ken, Alayeli Asiye, Emma'dan ince ip, arakladıkça, lale yok biliyorsunuz, arakladıkça. Bunun dışında maksızın, meksizin, remez, dığında ve casına. Bunlar da aman Allah'ım dedirtecek zarf fiillerdir. Zarf fiilin diğer adı ulaştır. Bir diğer adı ma fiildir. Uyumamanızda fayda vardır. Yine bir şöyle ekrana bakalım. 26-27 dakika olmuş. İnşallah o şıngırtılar, arkadaki geçen videoda geçen sesler vallahi billahi ben sonradan duydum. Yani yorumlardan görüyorum ben birçok şeyi videolarda arkadaşlar. Yorumlara bir bakıyorum hocam bu ses, bir bakıyorum hakikaten yani hatta verdiği dakikada saniyede o ses var falan. O ses, geçenki ses bayağı videoya yayılmış yani. Büyük rezillik, onu sonradan fark ettim. Çok kötü bir şey. Rahatsız edici bir ses. Sürekli şıngır 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 diye bir ses geliyor. İnşallah bu sefer yoktur. Mikrofonun yerini değiştirdim. Yani başka bir tarafa aldım. Muhtemelen ya lambaya çarptı ya bir şeye çarptı. Sürekli ben böyle kalkıp kalkıp ekrana baktığım için... Belki de ondandır. Neyse inşallah bu videoda yoktur. Geldik eylemsiye, fiilimsiye. Neler olduklarını söyledikken isterseniz örneklerle görelim. Sıfat fiil diğer adıyla ortaç. Sorulan soruların seviyesini düşünüyordu diyor. Sorulan sorular. En çok sorulan sıfat fiil ekidir arkadaşlar. Çok sık sorulmuştur. Bütün denemelerde, testlerde, yayınlarda, her türlü kitapta, sınavda çok sık tercih edilen bir ektir. Unutulmasın. Kapılar kapanmış olsa da bitmemiş bir ümit var. Bakın dikkat. Kapılar kapanmış olsa da buradaki mışmış zaman eki, kip eki yani bildiğimiz geçmiş zaman eki iken bitmemiş bir ümit var. Aynı mışmış ismin önüne gelerek bitmemiş ümit sıfat fiil eki olmuş. Tamam, bu görüntüye lütfen dikkat. Öğrenci sadece bunu karıştırıyor. Ötesi yok hocam, sen bunu karıştırıyorsun sadece. Vallahi ötesi yok. Başka sıfat fiil de neyi karıştıracaksın Allah'ını seversen, değil mi? Dık 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 dık. Yani zaman eki olabilecek görüntüleri karıştırırsınız. Dikkat. Bu an en karışmaz mesela. An eni nerede görürsen gör yapıştır hocam sıfat fiil diye. Yapan gelen giden bakan gören fark etmez. Ama işte bu mışmışlar zaman eki olabilecekler, tehlikeli. Gidilmez yollar ayırmıştı onlara diyor, onları diyor. Bakın ayırmıştı derken bu zaman ekidir artık değil mi? Eylem artık bu bitti. Eylemin zamanını söylüyor ama burada bitmemiş ümit. Nasıl ümit? Bitmemiş ümit. Bakın ismin önüne gelmişti değil mi? Doğal olarak 3. örnekteki mışmışı kabul etmeyiz. Ama nasıl yol? Gidilmez yol. Tabii ki buradaki mazmezi sıfat fiil kabul ederiz. Doğal olarak bu örneklerde sıfat fiili şöyle bir hatırlamış olduk arkadaşlar. Devam. Ad eylem, isim fiil. Bu yol hocam. Bir uyan hocam, bir canlan.
Lütfen böyle gitmez bak. Bu düşük enerjide gitmez, bir kendine gel. İsim, fiil, ad, eylem, eylem adı hepsi olabilir. Görme desem bile görme ihtimali vardı diyor. Şimdi arkadaşlar bakın 3 örnek ama öyle böyle değil. Yani şu bir örnek bile tek başına isim fiil için yeter arkadaşlar. Lütfen dikkat. Görme desem bile görme ihtimali vardı diyor. Görme desem derken buradaki mame olumsuzluk ekidir. Yani isim fiil eki değildir. Görme ihtimali vardı derken buradaki mame ise isim fiildir. Çünkü olumsuzluk anlamı yoktur. Olumsuzluk anlamı varsa olumsuzluk eki, yoksa isim fiildir o mameler. Dikkat. Buradan gidişini unutamıyordu diyor. Gidiş, ış, iş, isim fiil. Gitmek eylemini bakın isme çevirmiş değil mi? Fiile gelip isim yapmış. Fiile gelip sıfat yapmış. Fiile gelip zarf yapmış. Zaten eylemsilerin de esprisi bu değil mi? Okumak onu geliştirmişti diyor. Makmek çok net. Makmek sıkıntı yaratmaz hocam. Arkana yaslan sen. Vallahi yaslan. Makmek sıkıntı yaratmaz. Gitmek, gelmek, bakmak, görmek, konuşmak. Her türlü makmek yapıştır gitsin isim fiildir. Tamam. Hiç sıkıntı yaratmaz. Geldik zarf fiil hocam. Eylemsi bitsin artık. Zarf fiil diğer adıyla ulaç. Bir diğer adıyla bağ fiil. Buraya geldiğinde bunları görmemiştik diyor. Geldiğinde. Dığında dığında zarf fiili. Oradayken buradan ayrılalı 5 ay olmuştu diyor. Şimdi oradayken derken bakın buradaki ken isme geldiği için ek eylemdir. Yani zarf fiil değildir. Buradan ayrılalı derken alı eli zarf fiildir, aman dikkat. Bu konulardan soru çözmeyeli epey zaman olmuştu diyor. Burada da alı eliye yer vermişim ardından. Eyvallah, saygı duyuyorum. Bir zarf fiil örneğidir. Mesela adam durmaksızın anlatıyordu diyor. Hadi son örneğin yerine bir örnek gelsin. Aynısı olmuş çünkü oradaki alı eliyle. Durmaksızın, maksızın, meksizin değil mi? Çok net bir zarf fiil örneğidir. Tamam da çok kasmaya gerek yok. Eylemsizlerle ilgili onlarca video çektik çünkü. Burada şöyle genel bir tekrar yapacağız. Dikkat demişiz, dondurma, çakmak, kazma, ekmek gibi birçok kalıplaşmış isim var. Buradaki mameleri, makmekleri vesaireleri tabii ki fiilimsi kabul etmiyoruz. Yani dondurma artık o yiyeceğin adı olmuş. Çakmak o işte malzemenin vesairenin aletin adı olmuş. Ya da kazma o aracın gerecin neyse adı olmuş. Doğal olarak hocam ne demek istiyoruz? Artık burada eylemsi yoktur diyoruz. Tamam, bunlar kalıplaşmış isimlerdir arkadaşlar. Aman dikkat. Eylemsimiz gelsin. Daha doğrusu taktiğimiz gelsin. Eylemsi ekleri yapım ekidir. Bunu konuşmuştuk. Ve tüm eylemsiler türemiş sözcüktür. Bunu da hatırlatmıştık. Bence altın değerindeki sayfa budur arkadaşlar. Eylemsiyi çok iyi bilirsin. Aman amandır. Yani çatır çatır eylemsi yapıyorsundur. Ama sınavda böyle alakasız bir ara bilgiyle soruyu kaçırabilirsin. Eylemsi hangi eylemsi olursa olsun, tamam, sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil fark etmez, kesinlikle yapım ekidir ve o sözcük türemiştir. Süper. Geldik eylemde yapıya arkadaşlar. Eylemde yapı. Şimdi yapı dediğimiz zaman zaten biz buna basit, birleşik ve türemiş, yani babütü demiştik değil mi? Basit, birleşik ve türemiş olarak bakacağımızı biliyoruz. Şimdi işin içine eylem girince yapıda bir şey değişmeyecek de sadece şu birleşik eylemde böyle bir ikili üçlü bir çatallanma olacak, bir dallanma olacak burada. Tamam, sadece o artistik olabilir. Onun dışındakiler basit. Gelin öncelikle basit anlamda ne demek istediğimi bir görelim. Sonrasında tek tek bunları ayrıntılı olarak işleyelim. Şimdi eylemde yapı dediğim zaman basit eylem, türemiş eylem ve birleşik eylemi hatırlayacağız. Basit eylem dediğim şey yapım ekinin olmadığı eylem. Mesela gittim. Gitmek, dı, di ve me değil mi? Şahıs eki var, kip eki var ve gitmek eylemi var. Yani herhangi bir yapım eki yok. İsimden isim, isimden fiil, fiilden isim, fiilden fiil falan demedim. Doğal olarak basit eylem. Yazmıştı. Bakın dikkat, bir kendimize gelelim. Yazmak, yazmış, yazmış idi. Süpersin hocam. Yapım eki yok. Bu da basit eylemdir. Tamam. İlla koş kelimesi basit eylem değildir. Yani tek başına bu basit eylem değil. Yani koş basit eylem de sadece bunu kabul etme anlamında vurguladım. Aman dikkat, yanlış anlaşılma olmasın. Mesela bak. Basit eylem. Koş. Basit eylem. Git. Basit eylem. Gör. Basit eylem. Sus. Basit eylem. Yaz. Basit eylem. Çarpı 2'de izleme. Dikkat, doğal olarak. Yani yapım eki yoksa basit eylem. Kısaca soracağım. Bakın yazmıştı. Mışmış var. Dıdı var. Ek almasına rağmen basit olabilir. İlla ek almayacak, böyle gel git koş olacak diye bir şey yok. Geldim türemiş eyleme. Yapım eki var. Sarardı. Sarı kelimesi rr eki almış. Sararmak, yani isim kökünden gelmiş ama sararmak fiil artık değil mi? Net türemiş beyler. Görüldü. Görmekten görülmek. Yapım eki var. Fiilden fiil yapmış. Birleşik eyleme bakalım isterseniz. Birden fazla sözcük demişim. Yazabilir. Ebilir. Ve yazmak. Gide dur, gitmek ve durmak değil mi? İşte birleşik eylemin görüntüsü de bu. Şimdi gel isterseniz bunları biraz daha açalım. Biraz daha açalım. Ne diyor? Basit eylem. Şimdi yapım eki yoktur dedik arkadaşlar. Koştu. Bakın az önceki koşmaya bu sefer ek getirmişiz. Ama çekim eki geldiği için basit eylemdir. Bakar kelimesi geniş zaman çekim eki aldığı için basit eylemdir.
Gidiyordu, gidiyor idi. Bu bir birleşik zamanlı eylem ama biz yapıyı konuşuyoruz. Yani kipi konuşmuyoruz, zamanı konuşmuyoruz. O zaman gidiyordu yine basit eylem. Yapım eki almamış. Susmuşsa, susmuş ise yine yapım eki yok arkadaşlar. Bu da basit bir eylemdir. Çok nettir. Tamam, bakın her halini görmüş oluyorsunuz. Geldik türemiş eyleme. Şimdi yapım eki var diyeceğiz arkadaşlar türemiş eylem için. Kovaladı. Kovmaktan kovalamak. Ala ele. Eşelemek gibi birazdan göreceğiz. Ürküttü. Ürkmekten ürkütmek. Yani hocam fiilden fiil yapmış. Yukarıda olduğu gibi kovmaktan kovalamak, ürkmekten ürkütmek. Doğal olarak yapım ekleri olduğu için türemiş. Bezdirdi mesela. Yine fiilden fiil yapma durumu var. Bezmekten bezdirmek. Yine türemiş eylem. Şimdi arkadaşlar, türemiş eylem bu aslında sadece ama farklı köklerden türeyebildiklerini bir hatırlatmak isterim sizlere. Bu önemli bir ayrıntı. Yine farklı örneklerle, tamamıyla değişmiş örneklerle karşınızdayım. Bakın, isim kökünden türeyebilir diyor. Ne demek bu hocam? Kökü isim olabilir. O onun eylemi olmadığı anlamına gelmez. Mesela boşladı. İyice boşladı hocam konuları diyor. Yani çalışmıyor son dönemlerde, Allah göstermesin. İyice boşladı diyor. Boş kelimesi lale almış, boşlamak. Yani hocam artık bu fiil biliyorsunuz. Yani bu türemiş bir fiil isim kökünden. Bakın kökü isim. Doğrulmuş diyor. Doğrudan doğrulmak değil mi? Dik olmak, doğrulmak. Doğal olarak tamamdır, isim kökünden türeyebilir. Fiil kökünden de türeyebilir eylemler. Koşmaktan koşturmak. Bugün koşmaktan gittik hep. Eşmekten eşelemek değil mi? Ya da yansıma kökten de türeyebilir eylemler. Tıkırdan tıkırdamak değil mi? Fısıldan fısıldamak gibi arkadaşlar. Bunu tık tıktan alabilirsiniz, fıstan alabilirsiniz ama fark etmez. Fısıl, tıkır, horul gibi almanız da yanlışa götürmez sizi. Peki, eylemler türerler ama isim kökünden türeyebilir, fiil kökünden türeyebilir, yansıma kökten türeyebilir. Cebinizde kalsın, bir kulak aşinalı olsun istiyorum. Ters köşe, ayrıntı, detay bir soruyla karşılaşmayalım diye bunları vermiş olduk. Evet, geldik birleşik eyleme. Şimdi basitlik tamam arkadaşlar. Burada problemimiz yok. Basit eylem tamam. Türemiş de tamam. Sıra geldi birleşik eyleme. 3 başlığımız var. Kurallı birleşik eylem, anlamca kaynaşmış birleşik eylem ve yardımcı eylemle kurulan birleşik eylem. Şimdi kurallı birleşik eylem cepte. Yeterlilik, tezlik, süreklilik değil mi? Yaklaşma, sürerlik, sürerlilik de diyebiliriz. Tezlik, tezlilik de diyebiliriz, fark etmez. 4 tane kullanımı var. Yeterliğin ekini ebilmek olarak birazdan göreceğiz. Tezlik ivermek. Sürerlik e durmak, e gelmek, e kalmak, yaklaşmaysa e yazmak olarak karşımıza gelecek. Anlamca kaynaşmış birleşik eylemde ise deyimleri göreceğiz. Birazdan örneklerine gireceğim. Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylemse etmek, eylemek, olmak ve kılmak değil mi? Karşımıza bunlarla gelebilecek. Bunları gördüğümüz müddetçe birleşik eylem diyeceğiz. İlla bir alt başlık sorarlarsa, bak burası önemli. İlla bir alt başlık sorarsa, hangisinde kurallı bilmem ne derse ancak detaya gireriz. Aksi halde bakarsın iki sözcük var. Birleşik eylem der geçersin, alt başlığa ihtiyaç duymayabilirsin çoğu zaman. Tamam. Peki geldik kurallı birleşik eyleme. Şimdi kurallı birleşik eylem deyince 4 başlığımız vardı. Yeterlik onlardan bir tanesi. Ekimiz ebilmek. Bakın dikkat. Gülebildi. Ebilmek. Gülme yeterliğine sahip anlamında, adı üzerinde. Gidebilmiş. Gitme yeterliliğine sahip. Susamam. Susabilirim. Susamak diye düşünmeyin bunu arkadaşlar. Tabi burada bu açıklamayı yapmak lazım. Şimdi yazarken o açıklama aklıma geldi. Susamam. Yani ben hiç susamam anlamında değil. Susamam. Bu olanlar karşısında sessiz kalamam anlamındaki susamam. Susabilirim ifadesinin olumsuzudur. Doğal olarak arkadaşlar bu da birleşik kabul edilir. Aman dikkat. Yani gülebildim. Gülemedim. Şimdi gülemedi ifadesi de arkadaşlar kaçırmayınız. Gülemedi ifadesi de birleşiktir. Gülmedi gülebildiği ifadesi de birleşiktir. Yani ebilmek olumlu haliyle de birleşik kabul ediliyor. Olumsuz haliyle de, tamam, çok önemlidir bu, aman dikkat. Buradan soru gelir, 2021'e bir gönderme yapalım. Gelince ters köşe olmayalım. Devam, tezlik, ivermek eylemimiz var. Koşu vermek, görü vermek, soru vermek, koşmayı vermek, görmeyi vermek ve sormayı vermek de olumsuz halleri arkadaşlar. Adı üzerinde eylemi hemen yap diyor. Çözüver, hemen çöz. Koşu ver, hemen koş. Görü ver, hemen gör. Soru ver, hemen sor hocam. Yani aman dikkat. Kurallı birleşik eylemlerin tamamı bitişik yazılır. Ve hepsinin adı üzerindedir hocam. Şimdi şuradan ikiye bölelim. Yeterliğin ve tezliğin olumsuz halleri var. Yaklaşma ve sürerliğin olumsuz halleri yok arkadaşlar. Olumsuz çekimleri yok. Bu çok önemli. Yaklaşma, e yazmak, bayıla yazmak. Bu örneği kullanmıştım bu seriyi. Düşe yazmak ve öle yazmak. Daha çok olumsuz şeylerde kullanıldığını biliyorsunuz. Hani güle yazdım, az kalsın gülüyordum falan denmez. Gülüyorsan gülersin de bayıla yazdım, Allah göstermesin. Düşe yazdım, öle yazdım falan filan. Bunların olumsuz halleri yok.
ve unutulmasın tekrar tekrar hep böyle sıkıntılı örneklerle karşımıza gelmiş. Sürerlik, e gelmek, e durmak, e kalmak. Sıkıntılı derken anlamsal olarak, aman dikkat hocam burada ne sıkıntılı, basit örnek demeyiniz. Bu anlamsal olarak yani hep olumsuz, düşmek, gelmek, gitmek hep böyle eylemlerde kullanılmış. Sürerlik eyleminde ise e gelmek, e durmak ve e kalmayı göreceğiz. Yaza dur, e dur, sen yazma eylemine devam ettir. Baka kaldım, bakma eylemine devam ediyorum. Dikkat, söylene gelen, yani söylenmiş, hala söyleniyor, günümüze de böyle gelmiş, böyle devam ediyor anlamlarında bir kullanımdır. İşte kurallı bir ilişki eylemi her şeyi arkadaşlar. Eksiksiz gidiyoruz tablolarla ve örneklerle. Artık soru kaçırmamalısınız. Bu genel tekrarlardan sonra ben açık kalmayacağını adım gibi inanıyorum, eminim. Hiç sıkıntınız olmasın, tamam? Peki devam hocam. Anlamca kaynaşmış birleşik fiilde burada bir açma ihtiyacı hissetmişiz. Çünkü kural diye açtıysak diğer başlıkları da tek tek verelim istiyoruz. Anlamca kaynaşmış birleşik eyleme bakalım. Her türlü deyim anlamca kaynaşmış birleşik eyleme giren arkadaşlar. Göze girmek değil mi? Üstüne vazife olmamak falan filan gibi. Aklına ne geliyorsa. İşte etekleri zil çalmak, elini taşın altına koymak. Neyse artık. Doğal olarak bunların tamamında bir anlam kaybı var. Ne göz var ne girmek eylemi var. Üstüne vazifede ne üstüne vazife ne bilmem ne. Bir sürü şey anlam kaybına uğradığı için arkadaşlar. Anlamca kaynaşmış birleşik eylem kabul ediyoruz deyimleri. Tamam. Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylemlere bakalım. Etmek mesela. Davranışı beni mutlu ediyor. Mutlu etmek bir birleşik eylemdir. Eylemek. Manzarayı seyreyledim diyor. Seyreylemek birleşik eylemdir. Olmak. Kısa sürede yok oldu değil mi? Yok olmak birleşik eylemdir. Kılmak. Onu bu konuda yetkili kıldı. Namaz kılmak diye hatırlarız değil mi hep? Onu bu konuda yetkili kıldı. Yetkili kılmak da yine yardımcı eylemle kurulan birleşik eylemin en güzel görüntüsü. Buraya kadar da sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Güzel gidiyoruz. Satır satır gidiyoruz. Aman dikkat diyoruz. Peki taktik gelsin hocam. Müthiş bir ayrıntı bence bu taktik. Harika bir şey. Bakın dikkat. Bu arsa kaç para eder? Şimdi etmek olmak, kılmak, eylemek. Tamam bunlar yardımcı eylem de ne zaman eylem ne zaman değil. Her zaman yardımcı eylem midir yani? Gelin ona bakalım. Şimdi burada bu arsa kaç para eder derken yani bu arsanın değeri nedir? Bu arsanın tutarı nedir maddi olarak? Sen bana onu söyle diyor. Etmek tek başına anlam ifade ettiği için burada yardımcı eylem değildir. Eylemdir arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayınız olur mu? Çok çok önemli bir kalıptır. Yarın orada olurum. Mesela burada da orada olmak. Şimdi öğrenci sürekli karıştırıyor. Özellikle cümlenin ögelerinde baş belasıdır hocam. Başın net belası yani. Olurum bütün mü alacağız hocam? Yoksa tek başına mı alacağız? İşte tek başına anlam katıp katmadığıyla bunu anlayacaksınız. Mesela yarın orada olurum ifadesinde olurum sözcüğü varırım. İşte bulurum oraya giderim anlamlarında kullanıldığı için. Yani tek başına anlam ifade ettiği için yardımcı eylem değildir. Artık tek başına eylem olarak kullanılmıştır. Lütfen bu ayrıntıları unutmayınız. Yani biz bu etmek olmak kılmak eylemeyi tek başına anlamlı olarak gördüğümüz müddetçe koptuğu müddetçe bir öncesinden eylem olarak alacağız. Yardımcı eylem olarak değil. Peki hocam. Süperdi. Buraya kadar da çok iyi gittik. Neydi konumuz? Tabii ki eylemde yapıydı. Onu da sonlandırmış olduk. Şimdi eylemde kip var, eylemde çatı var, var da var. Birkaç konumuz daha var. Eksiksiz gidiyoruz demiştim. Gelin isterseniz eylemde kipi de hocam şu soldan yukarı doğru bir kaysın Allah'ını seversen şöyle bir olsun. Harika tamam. Eylemde kipi de her şeyle konuşalım isterseniz. Şimdi hocam. Eylemde kip dediğimiz zaman iki başlık altında ele alacağımızı unutmayınız lütfen bu olayı. Haber kipi ve dilek kipi. Haber kipi parantez içerisinde bildirme olarak verilmiş bakın diğer adıyla. Dilek kipi de tasarlama kipi olarak. Şimdiki zaman ekinin yor olduğunu biliyoruz. Değil mi? Gelecek zaman ekinin acak ecek olduğunu biliyoruz. Geçmiş zaman ekinin mışmış yani duyulan ya da dıdı yani görülen geçmiş zaman olarak karşımıza geleceğini biliyoruz. Bir de yeni zaman ekinin re, ar, er olduğunu biliyoruz. Şimdi zaman eklerinde, haber eklerimizde bir sıkıntı yok. Yine zaman eki diyebileceğimiz dilek kiplerinde de bir sıkıntı yok. Gereklilik, hani bunu gişe diye şifrelemiştik hatırlayacaksınız. Gereklilik malı meli, istek ae, şart sase ve emir ise eksiz olarak karşımıza gelecekti. Dilek kiplerinde genel görüntüsü bu arkadaşlar. Dilek şart, dilek istek falan desek de diğer adının tasarlama kipi olduğunu lütfen unutmayınız. Bildirme kipiyle de bildirme ekini karıştırmayınız arkadaşlar. Bildirme eki, haydi yazayım şuraya. Bildirme eki dediğimiz şey arkadaşlar tırtır ekidir. Ek eylemin geniş zamanıdır. Bildirme kipi dediğimiz şey ise işte bunlardır. Tamam. Yani sınavda düşünsenize bildirme eki ya da bildirme kipinin sorulduğunu acayip ters köşe oluruz. Ya da tasarlama eki diye sorulduğunu düşünsenize. Ya sınavda tasarlama acayip tehlikelidir. Ya ben 100 kere de anlatsam sınavda tasarlama neydi hangisiydi falan der öğrenci. Bu hep böyledir. Bu ikisi ters köşe yaptırabilir. Basit bir konudur ama o halini de söylemiş oldum. Şimdi neyi bileceğiz hocam? Yani geliyorum, geliyorsun, geliyor.
Geliyoruz, geliyorsunuz, geliyorlar deyip de dalga geçmeyeceğiz tabii ki. Buna ne gerek var Allah'ını seversen? Yani yapacaksa bunu gerek yok. Bunları geç. Basit zamanlı ya da birleşik zamanlı. Şimdi bunu bilmen lazım. Basit zamanlı dediğimiz şey şu kip ekleri var ya, kip ekleri. Onlardan bakın, haber ve dileğin hepsinden tamamından bir tanesini alıyorsa basit zamanlı ya da basit çekimli aynı şey. Bunlardan ikişer tane alırsa, ister şimdiki üzerine gelecek olsun, ister gereklilikle şimdiki olsun, fark etmez. Yani kafasına göre bunlardan iki tanesini seçip kullanıyorsa ona da birleşik zamanlı eşittir. Birleşik çekimli diyoruz. Uyuma lütfen. Basit zamanlıya bakalım. Mesela geldi. Gelmek eylemi gelmek. Sadece dığı değil. Görülen geçmiş zaman ekini almış. O yüzden basit zamanlı, basit çekimli. Koşmuş, mışmış. Sadece tek bir zaman eki almış. Tek bir iki peki almış. Basit zamanlı. Bildiğin duyulan geçmiş zaman. Görüyor. Bakın yor eki. Şimdiki zaman eki. Bir tane iki peki aldığı için görüyor sözcüğü de basit zamanlı bir eylemdir. Basit çekimli bir eylemdir. Hemen şunu hatırlatalım. Geçmiş videolara da gönderme olsun. Görüyordaki ı yardımcıdır sadece. Yardımcı ünlü yardımcı ses. Yani bir ünlü türemesi değildir. Tamam. Burada yor'da ünlü türemesi yok. Aman dikkat. Peki hocam, bölmeyelim konuyu Allah'ını seversen. Biz onu izledik zaten. Peki birleşik zamanlı eyleme bakalım isterseniz. Gelmişti. Geçmiş zamanın hikayesi değil mi? Gidiyorsa şimdiki zamanın şartı gelecekti. Gelecek zamanın hikayesi. Yani hocam mışmış tığtı, bakın kipekleri iki tane. Yor ve sase. Acak ecek ve dığı değil. Yani eyleme iki tane kipeki gelirse ona birleşik zamanlı, birleşik çekimli diyoruz. Ben buraya koca koca bir çekim yazayım da. Hatta şuraya bir birleşik yazayım da birleşik çekimli gibi okunsun. Doğal olarak lütfen dikkat arkadaşlar. Sınav dili bizi ters köşe yapabilir. Çok iyi bildiğiniz bir konuyu alakasız bir isimle yapamayabilirsiniz. Allah göstermesin. Doğal olarak burada o vurguyu yapmış olduk. Evet, bu da tamamdır hocam. Yani neyi bitirdik? Eylemde kipi de bitirmiş olduk. Şimdi sıra geldi çatıya arkadaşlar. Ama bir eylem tanımıyla adeta başlayacağız. Çünkü burada çatıya büyük göndermelerde bulunacağız. Sonrasında hemen bir gösterelim arkadaşlar. İşte eylemde çatı başlığı gelecek. Şimdi eylemin bir tanımıyla aslında çatıya giriş yapalım. Eylem dediğimiz şeyin iş, kılış, durum ya da oluş ifade eden sözcükler olduğunu biliyoruz. O kadar da değil. Mesela onu geliyorsa biz ona iş, kılış eylemi diyoruz. Onu gördü, onu duymuş değil mi? Onu gelmiyorsa buna durum eylemi diyoruz. Onu baktım olmaz, onu gitti olmaz. Kendiliğinden zamanla gerçekleşen eylemlere ise oluş eylemi diyoruz. Paslandı, beyazladı, çürüdü, bayatladı, büyüdü, yaşlandı falan fistan, uzadı falan fistan, büyüdü falan. Neyse, söyledik onları. Doğal olarak oluş sıkıntısız arkadaşlar. Bu ayrı, kendi içinde bir eylem türü. Ama iş ve durumsa tehlikeli olabiliyor. Çünkü ben tek başına baktım ifadesi, hadi bakalım iş mi durum mu dediğim zaman, hocam bakmak acaba bir iş mi olabilir mi, bir durum mu? Allah bullağız. Mesela güldü. Şimdi iş midir, gülmek bir durum mudur? Allak bullak olabiliyoruz. Yani ben şurada onu gelir, onu gelmez demesem, buraya 50 tane eylem yazsam en az 25'inde 30'unda arada kalıyor öğrenci arkadaşlar. İş kılıçla durumu çok karıştırıyor. O yüzden direkt taktikle girdim. Yani ne kadar taktik yazmasam da, tanım gibi göstersem de, o çok önemli bir taktiktir. Eylemin başına onu gelirse o eylemi iş kılıç, gelmezse durum eylemi kabul ediyoruz. Tamam. Aman dikkat arkadaşlar, çok önemliydi. Geldik eylemde çatıya. Şimdi çatı konusu böyle aman aman bir sorulan konu değil yani. Aman aman sorulan bir konu değil. Her sene gelen konulardan değil. Ama biliyorsunuz daha önce bahsettim. Test kitaplarında çözülmeyen testin adıdır arkadaşlar eylemde çatı. Vallahi hep öyle kalır. Hiç öğrenci çözmez. Ne olursa olsun, nasıl bir öğrenci olursa olsun. Eylemde çatı. Hep bu test bekler. Hatta test 1, test 2. Hiç karalanmaz. Ondan önceki testler böyle paramparça edilmiştir. Bu böyle bekler. Bomboş durur. Sınavdan sonra falan bir bakar öğrenci. Soruya neyse kalsın der. 10 senede hazırlansa çözmez hocam. Çatının üzerine çok fazla gitmiyoruz. Ama gelirse fena ters köşe oluruz. O yüzden gelin isterseniz şöyle hakkını bir verelim. Çatı dendiği zaman iki başlık göreceksiniz. Ya öznesine göre bakacağız olaya, ya da nesnesine göre arkadaşlar. Aman dikkat. Buraya kadar problem yok. Ekranımıza da ara ara bakalım. Bazen video duruyor, haberimiz yok. Valla geçen böyle çektim arkadaşlar, fazla bölmeyeceğim ama. Geçen böyle videoyu çektim, bayağı 30-35 dakika anlattım. Bir baktım 3 dakikalık bir kayıt yapmış telefonumuz. Ya hafızası dolmuş ya da orada birisi arama yapmış. Bir şey olmuş yani, bir şekilde dolmuş. O yüzden ara ara dakikaya bakmakta fayda var. Ben böyle kaptırıp gidiyorum ama. Ya çekiyor mu çekmiyor mu önemli. Eylemde çatı. Öznesine göre de etken, edilgen, dönüşlü ve eşdeş. Nesnesine göre de geçişli, geçişsiz, ettirgen ve olurganı göreceğiz. Aman dikkat. Özne yüklem ilişkisine göre hangisi farklıdır derse yine buraya bakıyoruz öznesine göre. Nesne yüklem ilişkisine göre hangisi farklıdır derse buraya bakıyoruz. Geçişli, geçişsiz vesaire. Tamam. Aman dikkat arkadaşlar. Yine de burada
burada bir taktik önemli. Yani işin özünü veriyoruz ya her zaman videolarda. Her şeyi anlatıyoruz ama özünü vurguluyoruz. Bakın burada da öyle. Öznesine göre de etken ve edilgene bakmanız yeter arkadaşlar. Dönüşlüyle işte pek vakit kaybettirmiyorlar. Ya da nesnesine göre de geçişli geçişli diye bakmanız yeterli. Çünkü ettirgen zaten geçişli eylem. Oldurgan da geçişli eylem demek ki nihayetinde en sonunda. Doğal olarak geçişli mi geçişsiz mi de nesnesine göre de yeterli olur. Direkt bana dönüşlüyle işte sorarsa bakarız, o zaman bakarız, tamam. Aman dikkat. Etken dediğimiz şey de etken eylemde iş yapan bellidir arkadaşlar. Tamam. Gizli ya da gerçek özne vardır. Hocam gizli özne nasıl iş yapan belli var? Mesela yaptım örneği bakın dikkat. Oldukça uzun bir cümle oldu. Hocam kendini niye yordun? Yaptım. Yani ben yaptım. İş yapan belli. O yüzden yaptım eylemi etken çatılı bir eylemdir. Tamam. Yani gizli özne derken ben, sen, o, biz, siz, onlar. İşi yapan belli nihayetinde. Mesela konuşmaların sonuna kadar devam etmesini istedi. Kim istedi? O. Değil mi? Bakın çok net. Gizli özne var. Değil mi? Etken eylem. Bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Kim? Ben. Ya da mesela Ali uzun süre konuştu desem. Çok bastırmıyorum ses mesele olmasın diye. Evet. Ali uzun süre konuştu. Konuşan kim? Ali. Gerçek özne. Gerçek özne. Bu konuşmak eylemi de etken. Doğal olarak etken çatılı dediğimiz şey bu. Cümlede işi yapan belliyse. Ahmet geldi. Etken çatılı. Geldi. Etken çatılı. Tamam. Cebinize lütfen kalsın. Çok önemlidir. Uyarı demişiz. Etken eylemde, etken çatılı fiilde le, ne, şe ya da te, re, tır, tır neyse artık. Neyse te, re, tır, tır hiç katmayayım. Henüz bilmiyoruz çünkü ettirgenim ettirgenim. Şu an le, ne, şe diye akıllı kalsın. Etken eylemde le, ne, şe çatı ekleri olmaz arkadaşlar. Olursa le ya da ne mesela edilgen ya da dönüşlüdür. Şe olursa işleştir. Doğal olarak etken çatılda çatı eklerini aramayacağız, olmaması lazım, unutma. Geldik edilgen çatıya. Edilmek, birileri tarafından yapılmak adı üzerinde arkadaşlar. L veya N eklerinden biri olacak. İlk bakacağımız şey bu. Mutlaka ek olmalı arkadaşlar. Hiç kaçarı yok. İşi yapan belli değildir. Bak bu çok önemli. Az önce etkende işi yapan belliydi. Çok çok önemli. Ve diğer adıyla da sözde özne vardır. Yani diğer adıyla derken edilgen eylem eşittir sözde özne olan eylem aslında. Masa özenle temizlendi. Bakın dikkat. Temizlemekten temizlenmek. Burada ne ekimiz var mı? Var. Peki temizleyen kim? Belli değil. Birileri tarafından. Ben buraya BT yazayım. Birileri tarafından masa özenle temizlendi. İşte bu eylem edilgen çatılı bir eylemdir. Okul yolu bu akşam düzeltildi. Düzelmekten düzeltmek, düz düzelmek, düzeltmek, düzeltilmek. Burada L ekimiz var. Tamamdır. Harika. Düzden aldım. Hiç önemli değil kökü. Burada L'miz var. Tamam. Peki iş yapan belli mi? Kim tarafından? İşte birileri tarafından canım. Yapan belli değil. İşi yapan belli değil. Ekimiz var. Tamamdır. Her türlü edilgendir. Peki hocam. Sözde özne muhabbeti neydi? Hatırlatalım şöyle bir. Temizlenen ne? Masa. Bu öznedir mesela. Ama temizlendi eylemimiz edilgen olduğu için aslında sözde öznedir. Yani sen özneyi bul geç, sıkıntı yok. Senden sözde özneyi isterse hemen yüklemine bir gidersin. Oradaki eylem, yüklemdeki eylem edilgen çatılıysa senin az önce özne dediğin şey sözde özne olur. Mesela okul yolu bu akşam düzeltildi. Düzeltildi yüklem. Düzeltilen ne? Okul yolu. Özne. Ne zaman? Bu akşam. Zarf tümleci. Özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşan 3 ögeli bir cümle. Bitti, bu kadar. Ha bir bakıyorsun soruya, diyor ki hangisinde sözde özne var? Hemen bakıyorsun yükleme, düzeltmek, düzeltilmek, ha edilgen çatılı. O zaman bu özne sözde özneymiş. Tamam, bunu yapıyorsun. Tamam, böyle git. Böyle git, hiç kafan karışmaz o zaman. Peki hocam, dönüşlü eyleme de bakalım. Dönüşlü eylemde de L veya N olacak. Hocam edilgende de aynı şeyi söylemiştiniz. Evet, edilgende işi yapan belli değildi ama. Burada işi yapan belli ve yaptığı işten de etkileniyor. Yani eylem adeta kendisine tekrar dönüyor. Dönüşlü oradan geliyor zaten. Arkadaşım sınav için çok hazırlandı. Hazırlamaktan hazırlanmak. Ha burada ekimiz var. Hazırlanan kim? Arkadaşım işi yapan da belli. O zaman buna dönüşlü eylem diyoruz. Hazırlanmak ve bu eylemden etkilenmek söz konusu burada. Dönüşlü eylemin mantığı bu. Uyarı gelsin. Dönüşlü eylem aşağıdakilerin hangisinde işi yapan aynı zamanda yapılan işten etkilenir gibi tanım sorusuyla karşınıza çıkabilir. Yani bu çok çok önemli arkadaşlar. Bir 2021 göndermesi yapalım. Bu sadece bu özelde anlaşılmasın. Yani dönüşlü eylem özelinde anlaşılmasın. Her konu için olabilir bu. Yani tanımla sorabilirler arkadaşlar. Tamam. Tanımlara lütfen dikkat. Aynı vurguyu iyilik eki içinde yapmıştım. Hatırlatmakta fayda var. İşte şey eki olacak arkadaşlar. Karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı olacak. Onunla otobüs için bekleştik diyor. Beklemekten bekleşmek. Ha tamam hocam, burada şeyimiz var. Eylem birlikte yapılmış. Karşılıklı ya da birlikte fark etmez. Şey eki de var, tamamdır. Yüzyıllık örneklerimizi hatırlayacaksınız. Hemen yazayım ben. Mektuplaştı değil mi? Selamlaştı. Selamlaş. Tık neyse artık değil mi? Karşılıklı da birlikte yapıldığı anlamına gelecek. Benim artistik örneğimi hatırlıyorsunuz.
tartıştı örneğiydi. Tartıştık. Karşılıklı birlikte tartmak kökünden geliyordu. Karşı tarafı tartmak. Burada da şey eki vardı. Çok çok önemli. İşte ilgili her kitapta göreceğiniz klişe bilgiyi de aktaralım. Savaş, barış, güreş, yarış gibi sözcükler arkadaşlar. Şey eki bulunmadığı halde işteş kabul edilir. Artık kalıplaşmıştır. Eylem birlikte ya da karşılıklı yapılır biliyorsunuz bunlarda. Yani savmaktan savaş deriz belki ama barış, güreş ve yarış sözcüklerinin köküne inemeyiz. Bunlar kalıplaşmış bir şekilde bu dördü. 1, 2, 3, 4. İşteş kabul ediliyor. Cebinizde kalsın. Şimdi öznesine göre çatı tamam. Gelin geçişli çatı, geçişsiz çatı. Yani hocam nesnesine göre bakalım. Nesne alabilen eyleme geçişli eylem diyoruz. Ama bunu geç bu tanımlayışımız yok. Eylemin başına onu geliyorsa geçişlidir. İşte takdim budur arkadaşlar. Dün gece konuları yazdı. Hemen eyleme bakıyorum yazdı. Onu yazdı oluyor mu? Evet. Geçişli eylemdir. Bu kadar. Hiç problem yok. Resimleri o çiziyordu. Onu çiziyordu. Oluyor mu? Oluyor. O zaman geçişli eylemdir. Eylemin başına onu getireceğiz. Cümleye falan göre değil arkadaşlar. Direkt eylemin başına tamam. Geçişsiz eylemde ise nesne alamama durumu söz konusu tamamdır. Onu gelmez de diyebiliriz tamam. Espriye o da güldü. Onu güldü. Olmaz. Geçişsiz. Sonunda o da doydu. Onu doydu. Olmaz. Geçişsiz. Tamam. Onu gelmiyorsa geçişsiz. Geliyorsa geçişli diyeceğiz. Ettirgene de bakalım arkadaşlar. Aman dikkat. Geçişli bir eylemi tekrar geçişli yapmaya ettirgen diyoruz. Ama T, R ya da tırtır eklerinin mutlaka olması gerektiğini bunlardan birinin vurguluyoruz. Birden fazla da olabilir bu arada. Beklettik kelimesine bakalım. Şimdi sayfamızda bir düzelsin hocam. Ha. Onu beklemek olur mu? Olur. Onu bekletmek olur. Yani köküne ve ek almış haline onu geliyorsa kısacası birazdan göreceğiz. Artı artıysa bunu ettirgen diyoruz. Şu artıları zaten burada görmüyor değiliz. Etmek kelimesinde değil mi? Ettirmek. İki tane artımız var zaten. Yazdırdı. Onu yazmak olur mu? Olur. Onu yazdırmak olur mu? Olur. Doğal olarak artı artı arkadaşlar çok net ettirgenlik eylemidir. Ettirgenliği hatırlatır. Takdiriniz gelsin. Köke ve ek almış haline onu geliyorsa ettirgendir. Ettirgende başkasını yaptırma anlamı vardır. Bu da çok önemli. Bakın az önce verdiğim örneklerde bekletti, yazdırdı, başkasını bekletti var gerçi orada. O da olur. Başkasına yazdırdı. O da olur. Genellikle zaten başkasını yaptırma anlamı hissettirdiğini unutmayınız ettirgende. Tamam, taşıttı, ütületti. Hep bir başkasına bir şeyler yaptırma, bir başkasının olayın içinde olması önemli, hızlı çözdürebilir. Ettirgeni artı artı diye de düşünebiliriz. Peki hocam, başka başlığımız yok mu? Var. Bir de oldurganımız var. Oldurganı neden yazılı yazacağız? Ya bugünün macerası çok ilginç arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Vallahi gece 3'e 4'e kadar notları yazdım. 3-3,5 falan çıktı almaya başladım. Baktım olacak gibi değil, bitecek gibi değil. Dedim sabah devam edeyim. Sabah kalktım, devam ettim. Oldurgan'a kadar geldi, saatler sürdü tabii bu çıktı işlemi. Sabah kalktım derken yani 3'te 4'te yatıp 6'da 7'de kalkmaktan bahsediyorum. Böyle 8-10 saatlik bir uyku yok ortada. Yani kalktım, saatler sürdü çıktı. Bu ilginçtir, yazıda bugün bir sorun var. Böyle tık 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 yavaş yavaş götürmeye başladı. Yani videolardaki o şıngır mıngır ses bu sefer yazıcıdan gelmeye başladı. İlginç şeyler oldu. Bir baktım Oldurgan'a gelince kağıt sıkıştı diyor. Yani şimdi dedim ben bunu tekrar çıkartacağım, çıktı alacağım, tekrar kaydedeceğim falan. O yüzden zaten bu saatte geldi video. Kısacası Oldurgan'ın sayfa sıkışma nedeniyle arkadaşlar çıkmadığını bir hatırlatayım. Oldurgan eylemi de ben burada kendime anlatacağım. Oldurgan eylemi eksi artı diye hatırlayacağız arkadaşlar. Ne demekti hocam? Hatırlayacaksınız. Güldürdü örneği arkadaşlar. Güldürdü. Önce köküne onu getireceğiz. Onu gülmek olmaz. Sonra ek almış haline. Onu güldürmek olur. Tamamına da getirebilirsiniz. Fark etmez ama ek almış hali daha garantidir. Eksi artı oluyorsa bunu Oldurgan diyoruz. Yani geçişsiz bir eylemi onu almayan geçişsiz bir eylemi, onu alan geçişli bir hale getiriyorsak buna oldurgan dediğimizde unutmayınız. Tamam. Oldurgan çatılı da nihayetinde geçişli oluyor. Yani onu güldürdü bakın genel olarak geçişli. Veya az önceki yazdırdı ettirgen o da geçişli. Kısacası hocam eğer nesnesine göre sorarlarsa bize geçişli geçişsiz diye bakmanız fazlasıyla yeterli olur. Yani ettirgen de nihayetinde geçişlidir. Oldurgan da geçişlidir. Şimdi hocam neler konuştuk? Bu videoda arkadaşlar şöyle bir kısaca hatırlatalım. Zarfı konuştuk. Sonrasında edat, bağlaç, ünlemi konuştuk. Sonrasında da eylemi konuştuk. Eylemi kendi içinde yapıyla gördük. Kiple gördük. Aman dikkat. Çatıyla gördük. Eylemsiyle gördük. Ve ek eylemle gördük. Yani bütün başlıklarıyla bütün konuları ele almış olduk. Sözcük türleri iki videosunda sözcük türlerinin tamamını bitirmiş olduk arkadaşlar. Çok da uzatmamaya çalıştım. Yayarak gitsek herhalde 1,5-2 saati bulurdu bu video. Çok da uzatmaya gerek yok ama çok değerli bir video oldu arkadaşlar bence. Burada ciddi anlamda soru yatıyor. Yani tek başına eylemden zaten mecbur soru gelecek. Araya belki böyle bir edat zarf birlikteliği katılabilir. Yani burada ben bir artı bir netin garanti olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Peki bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere arkadaşlar.